Yeniden merhabalar. Yine bir kutu açılım videosuyla karşınızdayım. Daha önce 3 kutu açtık. Aralık, Şubat ve Nisan kutuları. Sırada Mayıs kutumuz var. İlk defa arka arkaya iki kutuyu açabileceğim. Nisan'ı açmıştım, Mayıs'ı açabileceğim. Çünkü aralarda gelmeyen kutularım var. Eğer siz de hazırsanız bakalım kutumuzda neler var. Şöyle göstereyim. Böyle bir poşete sarılı halde geliyor ama gümrükte açıldığı için sonra bantlanıyor orada. Ama gördüğümüz gibi burası yırtık, açık. Bakalım içinden neler çıkacak. Önce poşetimizi çıkaralım. Oldukça hasarlı görünüyor. Şu şekilde dediğim gibi burası da yırtılmış. Böyle. Bakalım şimdi içinde neler var. İlk gözüme çarpan tişörtün rengi oldu. Yani hep siyah tişört verirlerken tişört renklerinde değişikliğe gitmişler. Ravenclaw olabilir mi? Ravenclaw olabilir, evet, bu kutunun teması ama bilemiyoruz tabii, bakalım neler çıkacak. İlk gördüğüm kutuyla başlıyorum yine. Üzerinde G harfi olan şöyle bir kutu. Bakalım içinden neler çıkacak. Ne çıkacak daha doğrusu. Wow. Çok güzel bir şey gerçekten. Tahmin edin diyeceğim. Anahtar. Çok güzel gerçekten. Çok kaliteli, ağır. Gördüğüm en kaliteli ürünlerden biri bence bu, izlediğim videolarda vesaire. Oldukça büyük, ağır, metalden. Şöyle. Çok güzel bir ürün. Favori ürünüm, belki bu kutunun favori ürünü bu olabilir. Ama sıradakilere bakalım. Evet, ikinci ürün. Bu da muhtemelen benim ilk pinim olacak, ilk rozetim olacak. Şöyle, You are a wizard pin. Sen bir sihirbazsın rozeti. Zaten açtırayım. Elinin şimşeği var galiba. Evet. Çok mutlu oldum. Altta da zarf var, mektup. Ve sen bir sihirbazsın yazıyor. Üzerinde ay var, yıldızlar var. Şöyle net görebilecek misiniz? Bu şey olmasın. Hagrid'in o otel odasında Harry'e söylediysen bir sihirbazsın. Harry, evet. Gerçekten bunu çok beğendim. Ya bu kutu hakikaten güzel şeylerle dolu gibi görünüyor. Sıradaki ürüne geçelim. Heyecanlı diğerlerini merak ediyorum. Üçüncü kutu. Yine bir kutu. Hagrid'in göbeği mi bu? Değil mi? İçinden Hagrid çıkarmış. Allah'ım, dünyanın en mutlu insanı olurum herhalde. Çok güzel bir kutu. Üzerinde herhangi bir yazı yok. O yüzden ne olduğunun ipucunu veremeyeceğim. Açalım bakalım ne çıkacak. Bunun videosunu da izlemedim internetten. Hagrid'in lambası. Yasak ormanda gezerken falan. Çok güzel ya. Değil mi? Şöyle. İçi açılamıyor galiba, değil mi? Yok, açılmıyor. Bakayım. Açılmıyor da, yanmıyor da. Gece şu parlar mı bilmiyorum tabii. Değişik bir taş gibi bir şey o içindeki. Çok beğendim bunu da. Lumios. Yanmadı. Çok güzel. Sıradaki ürüne gelelim. Aa, doğru. Bu arada bir önceki videoda en son o checklist'i ben kontrol etmemiştim. Unutmuşum onu göstermeyi. Hani yeni kartlarda, bunun kartı nerede? Şunlarda
Bunda yine bu videonun sonunda bakarız. Bir sonraki kutunun ipucu oluyordu. Bir sonraki kutunun ipucu Hagrid'di. Şimdi hatırladım. Dolayısıyla muhtemelen bu anahtar Hagrid'in anahtarı. Bu Hagrid'in lambası. Bakalım diğer ürünler ne çıkacak? Bunu da yine sonra inceleriz. Tişörte gelelim. En merakla beklediğim ürünlerden biri oluyordu. Bir önceki videoda demiştim genelde siyah oluyor. Gri ilk defa gördüm diye bu tişört için. Bu arada tişört çok güzel. İlk defa mavi tişört görüyorum. Şöyle bakalım. Çok güzel değil mi? Bunlar öğretmenin sardığı sınıftaki şeyler. Değil mi? Neydi? Böcür mü? Böcür değil onlar. Neydi? Evcini de değil. Unuttum adını. Çok güzel ama. Şöyle yakından göstereyim. Bu senin olabilir Yasin. Sana mavi yakışıyor. Tamam. Sana da benim de bir tişörtüm oldu. Çok beğendim bunu da. Gerçekten çok beğendim. Bu arada tişörtlerin bir özelliğini söylemem gerekirse şu yanlarında dikiş yok. Ve bu çok güzel bir şeymiş. Böyle bir tişört giyince anladım. Şu yan kısımlarında dikiş yok. Boru şeklinde çıkarıyorlar sanırım bunu. Çok güzel. Hadi kaptın yine tişörtü. Yaşasın. Sıradaki ürüne geçelim. Sıradaki ürün çay. Yine her kutudan bir çay çıkacak demiştik. Bu ne çayıymış? Elixir of Life Tea. Elixir. Evet, elixir çayı. Evet. Ne içeriyormuş? Elma, gül, çiçek yaprakları içeriyormuş. Blood orange. Kan portakal olmasın? Aa, doğru, kan portakal. Doğru canım, teşekkür ederim. Kan portakalı içeriyormuş. Bakalım bunun da kokusuna. Her gün çeşit çeşit çaylar içmek çok güzel oluyor gerçekten. Kokusu geldi. Muhteşem kokuyor. Gerçekten kan portakalı kokuyor diyebilirim. Bakayım. Mandalina mı kokuyor? Dur önce göstereyim. Kış çayı gibi. Hakikaten çiçekler, portakallar. Şöyle. Çok güzel bir görüntüsü var ve kokusu var. Çok güzel. Bayıldım. Evet. Oralet gibi. Oralet gibi. Evet değil mi? Oralet gibi kokuyor. Çocukluğuma götürdü beni. Sıradaki ürüne geçelim şimdi. Sıradaki ürün şöyle bir baskı. Bakalım ne çıkacak içinden. Bu şeye benziyor. Rengi falan. Umbridge'in yasakları vardı ya. Olabilir. Bakalım. Proclamation. Şöyle. 82 evet, değil mi? Evet, bu yasaklardan bir tanesi galiba. Tüm öğrenciler. Tüm öğrenciler şüpheli nedenlerden dolayı, aktivitelerden dolayı sorgulanacaktır diye diyordu ya. Evet, o gizli odaya girip orada alıştırma yapıyorlardı, hazırlanıyorlardı değil İhtiyaç mi? Odası. İhtiyaç odası. Evet, evimin ilk yasağı. Bunu da beğendim. Bu kutu hakikaten muhteşem bir kutuymuş. Bakalım sıradaki ürüne. Çıkmıyor. Evet, bir baskımız daha var. Yine her kutudan çıkan. Önce ben bakayım şöyle. Aşk iksiri. Amortentia yazıyor. Aşk iksirinin olduğu şişenin çizimi var. Altta kazan var. Bu da tabi siz görmüyorsunuz. Şöyle yapalım. 3 kutudan çıkan da bu renklerdeki çizimler hakikaten çok hoş duruyor. Çok güzel görünüyor ve çok kaliteli. Bunu da çok beğendim. Güzel bir seri olacak. Güzel. Sanırım ürünlerimiz bitti. En güzel ürün. Asla çıkmadı yalnız. Farkında mısınız? Evet, asla çıkmadı. Tüh.
Bakalım birkaç kart daha var içinde. Yeni YouTube kanalımızı takip edin diyor. Hani lüks ürünlerini mi acaba pişiriyorlar bu kanalda, onu mu hazır yapıyorlar bilmiyorum, incelemek lazım. Diğer iki kartımız da, bir tanesi kutuyu kimin hazırladığının fotoğrafı. Bu kez de Scott hazırlamış. Teşekkür ediyorum Scott. Eline sağlık. Muhteşem bir kutuydu ama asa nerede acaba? O kadar asa yok. Asa yok. Yani asa yok. Ve bir kazı kazan kartı daha. Bunu da kazıyalım bakalım. Belki buradan bir şey çıkar. Bir öncekinden hiçbir şey çıkmamıştı. Çok umutsuzum ama galiba bir şey kazandım. Evet. Diyor ki %10 indirim. Bir sonraki kutuda %10 indirim kazandım. Sonraki indirimlerinde %10 indirim. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz %10 indirim için. Evet, ürünlerimiz bu kadardı. Şimdi bir karttan kontrol edelim bakalım. Şöyle yapsam daha iyi olacak sanırım. Açamadım. Evet. Mayıs 2019. Yine bir teşekkür yazısı. İçindekilerin olduğu bir liste. Bir YouTuber'ın fotoğrafı ve bir sonraki kutunun ipucu. Bakalım. Tişörtümüz. Anahtarımız. Pinimiz, çayımız. Ve tabii ki lambamız. Lisanslı posterimiz, hepsi lisanslı tabii ki ve yine lisanslı bir Love Potion aşk iksiri çıktığımız, hepsi tam. Bütün ürünler ekskluziv, lisanslı ürünler. Bir sonraki ayın ipucu da potions, iksirler. Bakalım bir sonraki kutuda neler çıkacak. YouTube görüntüsü de Victoria McLean isminde bir YouTuber'ın da görüntüsünü koymuşlar. Evet, bir kutunun daha sonuna geldik. Çok sevdiğim bir kutu oldu gerçekten. Yani hepsi ayrı ayrı çok hoşuma gitti. Lamba, anahtar, sonra pin, muhteşem. T-shirt çok güzeldi. Amir için yasakları posteri çok güzeldi. Bu çıktı yine çok. Gerçekten bu kutuyu ben çok beğendim. Çayın kokusu muhteşem, bir an önce demlemek istiyorum. O zaman bir sonraki kutuda, kutu açılım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.